isminden dolayı yani buna gelin pastası denmez gibisinden. Tamam hani tarifte gelin ismi? Pastası yazıyor olabilir de. İsmine ne denir o zaman? Ne değil demek ağır bir istiyor. Tatlı değil demek istedim. Sigi de ağır değildi. Benim şerkeni tutturmak daha zordu bunu tutturmaktansa. Onun da kekini eğer tutturamazsan çöker. Normal kek üstüne muhallebiyle Hindistan cevizi atmışsın. Basit ama lezzetli. O kadar gömdükten sonra lezzetlenemen de ayrı bir ironi zaten. Zaten parça pinçik yaptığından yani belli. Yani basitliğine değiniyorsan tamam ona bir şey demiyorum ama tatlının tarifine uygun bir şekilde yapmış mı? Tatlının yapmışım. Tarifine uygun yapmışım. Ve lezzetli. Ama öyle bir yorum yaptı evet. Ki sanki sen bunu uydurmuşsun da adını gelin pastası koymuşsun yani gibi oldu. Yani bütün kitaplar şeylerdi bu şekilde. Ama basit. Tamam basit. Çünkü bir şey de basit. İrmiş, şeker, atıyor işte şerbeti kaynatıyor. İşte onu tutturmak bunu yapmaktan bunun çok da daha zor. Bunun da kekini eğer hamur bu yaparsan. Bu normal bir kek mi? Hayır. Yani normal tepsi keki kalıp keki bir kek değil. Hayır. Sadece yumurta, un. Tatlıyı didikledi. Bir beğenmedim dedi. Ondan sonra lezzetli buldum dedi. Yani ben bugün şuna net karar verdim. Herkes puanı oynuyor. Tatlıyı eleştirme sebebim sadece basit olmasıydı. Lezzetiyle ya da hamuruyla alakalı bir şey söylemedim zaten. Sen beğendin mi Nazlı abla? Valla ben zaten normalde krema yemem. Ama krem şanti de yemem, kreme de yemem. Pastacı, hiç yemem. Bildiğin muhallebi hiç zaten krema yemem. Değil. Hiç pasta yemem, hiç alışkanlık yapmamışım kendime. Yani o pastaların üstündekinden değil bu. O kendi adıma konuşuyorum ya. Yani o ağır değil. Pastaların üstündeki kremadan hani değil bu. Benim damak tadıma gerçekten öyle. Sürekli diyor ki ben kendi adıma konuşuyorum. Biz Kenya Cumhurbaşkanı'na konuşuyoruz. Ama ben yedim kendi ya. Adına konuşuyor. Ama ben yedim ya. Ben krem şanti yok ki bu pastada. Şey şu şey muhallebi var ya. Muhallebi o pasta yani. Muhallebi şey değil pasta. Krem şanti de var bunda. İçinde var. Evet krem tamam şanti de var. Geliyor krem şanti tadı. Var bire bir krem şanti. Gayetten az var içinde yani orijinden az var. Yani ya işte diyorum ya bana bu benim damak tadıma uygun olmadı. Ben krem şantiyi sen desen ki 3 gün aç kaldın al krem şantiyi şey ye desen yemem. Biz de sizin tepside yaptığınızı böyle dolama böyle ben yiyemem yani. Ne onladı biz dedik mi size? Bence yani onunla kıyaslanamaz bu tatlı. Zaten bir onu yapmış başka bir şey yapmamış ki. Gayet de güzel yapmış işte ondan. Siz senin gibi şey bir tane şey bir bardak suyun içine 3 tane köfteyi koyup da getirmedim canım benim. 3 tane köfte dedi evet. Köfte değil etti. Dikkat ederim bir saatte pişti. Tamam da sen onun için insan bir tane un bir bardak şimdi ana bir yemeğe niye geri döndük? Ben tatlı yorumu istiyorum. Tabaşa döndü ya tamam, senin başa dönme. Tatlıyı beğenmemendeki tek sebep senin krem şanti sevmemen evet, mi? Evet ya böyle bir seçim yapmayacaktın. Ama şimdi Nazlık abla senin krem şanti yemediğini nereden bilsin bu kadın? Ben sizi tanım, hiçbirinizi tanımıyorum. Daha burada tanışırız. Yani sen tuz mu seversin, yani şeker mi? Yani önemli olan bu tatlı olduğu gibi olmuş mu? Tariftekine göre uymuş mu tarife? Tarifteki gibi olmuş ama üzerinde herhangi bir ya şey Hindistan cevizinin üstünde yeşil de fıstık olabilirdi. Herhangi bir ya çilek. Gelin zaten beğenmez. Gelin üstünde çilek. Bir de gelini süslerken tacın tepesine mavili morlu şeyler mi koyuyor? Nazlık gelin Hanım, beyaz olur zaten. Gelin pastası. Ama gelin ben nedir? Ben beyaz bir gelinlik. Baktım üstlerinde hep böyle evet. Şeyli saplı renk, çilek vardı. Rengarenk değil. Onlar sık sulu için yapılanlar. Gelin pastası sadece bu olur. Şimdi ben çilek olur. Koyacaktım. Şimdi bir gelin pastasının üstüne çilek konulur. Konmaz. Ya da Antep fıstığı dökülür mü? O yüzden hani normal ceviz olsam ben bunun üstüne gelin. Gelinlik gibi bembeyaz. O yüzden Hindistan cevizi yapıyorlar. Saf. Tadını hani, beğendin mi? Gelinler şimdiki gelinler ev işin kolayına kaçıyorlar ya. Bu da onun için. Tadını ben 3,5 saatte tadını beğendiğimi öğrenmeye çalışıyorum. Tadını beğendin beğenmedim mi? Kadir Bey. Bak ama sadece krem şantiden dolayı mı beğenmedin? Krem şantiden dolayı beğenmedim. Altını yiyin o zaman üstünü yemeyin. Bu altı da kuru nasıl yiyin? Kuru mu? Islak evet. Daha nasıl ıslak? Hiç bir tane bak. 2,5 bardak süt koyduk içine. Ablacığım hiç bir tane süt denen bir şey yok bunda. Bak hiç görüyor musun bak. Daha önce çamur yediniz mi? Yememiş o yüzden. Bunu ne biliyorsun yemediğimi? O zaman ben soruyorum deme, bana deme, niye? Bana soruyor ama yedin mi diye. Daha önce işte yediniz yedim mi? Yedim ki ben bunun tadını onu biliyorum. Onu öğrenmek istedim. Ben de bak bildiğim için söylüyorum. Normalde yaptığınız bir tatlı mı? Yani yaparım çoluk çocuk geldi. Krem şanti sevmiyorum dedin ama. Çoluk çocuk geldi mi yaparım. Ben yemem ama. Ama sen de şanti koyuyorsun yaparken. Tabii bunu o zaman bu tarihte şanti zorun ne yani? Bunun özelliği o da. Tamam o zaman niye o zaman bu böyle olmayacak, böyle olmayacak diyorsunuz? Evet. Bu seçimi yapmayacak. Kelimeyi aldık. Bu tatlının içinde krem şanti olması gerektiğini sen de söyledin şimdi. Koymasaydı o zaman bu tatlı olması gerektiği gibi olmuş. Evet. Gayet de güzel. Sen bu tatlı işimi olmamış diyemezsin o zaman. Çünkü sen de krem şanti koyuyorsun. Sütünü çok fazla koyarsam altından çıkmak olduğu gibi. Nazlı abladan istediğimiz cevabı aldığımıza göre. Aynen öyle. Yani sütünü biraz daha fazla yani ıslatabilirdi keki.
Çok ıslanırsa çıkmaz, dağılır. Şimdi kekin ıslatmasını son dakika söylüyorsun. Sen 1,5 saatte krem şantiden dolayı beğenmediğini yani söyledin bana. Yani ama de, sen de krem şanti koyuyorsan... Bir dediği bir dediği tutmuyor. Nazik abla bana tatlıda puan vermemek için ne desem acaba? Alttan girdi, üstten çıktı. Hiçbir şeyi yapamadı. Puan vermemek için elinden geleni yaptı. Hayır, hiç asla. İnan puan bile aklıma gelmedi. Çünkü yemediğim şeye ben niye puan vereyim? Peki Ayşegül Hanım'a gelelim. Tatlıyı beğendi olarak kabul ediyorum Nazik Hanım'ı. Ayşegül Hanım? Yok, beğenmedim. Kolay bir menü. Kolay yani 3 dakikada yapılan bir şey. Tadı nasıl? Tadı. Benim için tadı önemli. Tadını beğendin mi? Şey, şu kekinde hiç şeker tadı gelmedi. Süt bir tadı gelmedi. Şeker, pandispanyo. Bayanlar, herkes kek diyor bu. Tadı size? Kek değil Nazik Hanım. Pandispanyo bu, pandispanyo. Süt tadı aldınız mı? Ben süt tadı almadım. O zaman siz süt kokusu alamıyorsunuz. Burnunuz süte karşı bir şey var. 2,5 su var da süt var onda. Bir sabır. Daha fazla verirsem ıslak olur. Bu sefer de ne olur? Salar olduğu gibi sütü tabanına. Bu sefer de ne onu çok fazla süt koymuşsun da bak dağılmıştı. Bu olması gerektiği kadar süt fazla yok. Peki Ayşegül Hanım'a gelelim. Ayşegül. Menüsü kolay bir menü yani tatlısı. Japon yapıştırıcısı yiyormuş gibi his verdi böyle. Selamun kahvem. Sizin yorumlarınız. Gerçekten yani ağzıma alıyorum. İçine zam. Ağzıma alıyorum hani ağzımı zorluyor. Kız kaç kere Japon yapıştırıcısı yedi? Yemedim ama elimize damlıyor ya görüyoruz böyle. Tamam da kıvamı zaten tutması için böyle daha olur. Andispanyanızı da beğenmedim. Neyini beğenmediniz? Dediği gibi şeker az olmuş, güzel yapamamışsın. Bir su var daha, şeker var içinde. Bu sefer de şekerden yemi. Ölçüsü odur, kıvamı çok tatlı. Arkadaşlar evet. Şu an boşa tartışıyorsunuz. Japon yapıştırıcısına nasıl geldin? Şu an beynim yandı. Hala zavallı kadın açıklama yapıyor sana. Japon yapıştırıcısına nasıl bağladın bu tatlıyı? Yani neye benzetebilirim de anlatabilirim dedim. Japon ya. Yapıştırıcısına benzettin. Ya normal yapıştırıcıya o zaman damağınıza yapıştı hiç konuşmayacaksın o zaman bundan sonra. Bence siz değil, siz konuşuyorsunuz. Yok. Hani biz siz damkı içinde yapışkınız, siz de değil mi onda? Ayşegül'ün ağzında kesinlikle bir bozukluk var. Çünkü evet. Olmayan şeylerin tadını evet. Alıyor, olmayan şeyleri söylüyor. Benzetme yapıyorum. Senin ağzında kesinlikle bir bozukluk var. Yok gayet ağzında gayet güzel yani. Niye ona dedi olsun? O da az önce yağ diye mantar yedi. Allah kahretmesin. Ona laf söyleyen de ondan beter. Beni öldürecekti. Nesibe Hanım bana daha çok tek gösteriyor. Çünkü tek rakip olarak gördüğü benim. O mutfağa girmesin, çocukları girsin. Japon yapıştırıcısı yani bu tatlıyı nasıl aklım almıyor şu anda. Yani ağzımda o tadı ver. Mesela bak, elinize dalga bir saniye. Tutkal hani, da bu annemisini şöyle çok özür dilerim. Buyurun. Şöyle ahşap tutkalına benzesen kıvamına derim ki tamam. Hani böyle bir silikona benzesen. Ona işte onu söyleyeyim. Onu ya, yapıştırıcısı. Onlar da bir yapıştırıcı tam şu an ne zorladı o tatlıda seni çocukların yerken? Çocukların aldığı bu hani yapıştırıyorlar tam ya. Tamam şu an ne zorladı seni? Bu tatlıyı nasıl yiyemedin mesela? Üstü tatlı, altı tatsız. Bir dakika biraz onu tatsız dediniz. Şekerini az koydun şimdi tat... Hayır alttaki tatsız, üstteki çok tatlı. Bir su bardağı pan ne şekeri çok... Ne zorladı seni burada? Yani yapışıyor, dilime yapışıyor. Ne yerken. Yapışıyor? Kıvamı muhallebisi dilime yapışıyor. Japon yapıştırıcısı muhallebi nasıl olmasını bekliyordun muhallebinin? Muhallebi nasıl olmalı? Ben bunu nasıl yapmalıyım? Yani imdat diyeceğim artık. Siz verin tarif, bir dahaki böyle yapalım. Çok karıştırmamışsınız zaten, topak topak gözüküyor. Böyle krema, tam krema gibi de olmamış yani. Krema pardon, değil zaten maalesef. Dış ses karıştırdı bunu. Ben gayet de çok oldu dedi. Yeter dedi. Çok dedi bu kıvamı. Çok oldu dedi. Eliyle dedi. Mikserle karıştırdı dedi. Ayrıca. Evet. Aa, yani topak hiç bana yok. Krema gibi. Resmen krema gibi. Ya Ayşegül çok özledim. Havalı yanındasınız diye karıştırmak istemiyorum ama. Şurada topak nerede bulursanız Ayşegül? Buyurun. Yani dümdüz. Ya bilmiyor işte. Ne diyeceğini de. Hayır ne diyecek için. Bir saniye. Tek. Şunu alayım ben. Nesibe sen konuş. Bir şey söyleyeceksen söyle. Yani ben şu an burada... Bahane üretmek için yani sevmedim, beğenmedim diyecek ya ona bahane... Yani bana ağzıma geldi o zaman bilmiyorum yani. Sizin ağzınız var mı uzakta? Köftenin içinde olmayan sadece rendelenmiş soğan senin ağzına geldi. Evet. Muhallebinin içinden topaklanmış muhallebi senin ağzına. Ama sendeki ağızda bundaki evet. Çaydanlık mı? Bunların onları ağzına niye? Onları konuşuyorum. Ama nasıl geliyor? Krema gibi, krema bakın krema gibi. Puan vermemek için. Evet aynen öyle. Puan vermemek için. Anlamsız bir eleştiri şu andaki. Beni kendinize karıştırmayın. Ben olmamış. Vallahi Ayşegül Hanım sen her şey beğendiğimi yiyorum, beğenmediğimi de söylüyorum. Ağzımı açamıyorum, yapışıyor yani. Yerken bile
zor bir muhallebi yedi. Nasıl yapışır bilmiyorum. O zaman siz muhallebi vallahi. Nasıl yapıyorsunuz? Ben normal. Nasıl? Şimdi çok ben güzel. Özellikle akışkan. Bir tane atacağım, yapışıyor mu yapışıyor mu? İçinde... Bu kadar tatlı değil, güzel yenilebilen bir muhallebi çıkarıyorum. Ya sen daha sıcak çorbayı içmeyi bile bilmiyorsun bu yarışmaya niye çok geldin? Çok basit, sizinki çok ağırdı zaten doğru. Ağırlıktan kaldıramadık. Daha mantarı etten ayıramıyorsun. Nesibe Hanımcığım ben teşekkür ederim Japon koymamışsınız. Ben ayırıyorum da sen merak etme. Afiyet olsun. Daha sıcak çorba içmeye bilmiyorsun. Sen şey koydu, tutkal koydu. Abi Hanım da yorumunu yapsın, hemen puanlamaya geçelim. Ayşegül Hanım bence yemek yarışmasına değil, psikoloğa gitmeliydi. Olmayan şeyleri görüyor, olmayan şeyleri tadıyor. Ayşegül Hanım lezzetli bulduğu için ama lezzetli buldum diyemedi. Onun için de abuk subuk bir tanımlama yaptı. Japon yapıştırıcısına benzettim. Tatlınızı beğendim. Afiyet güzel olsun. Güzel olmuş. Özellikle muhallebisinde falan öyle topaklanma. Hayır, yok, Ayşegül Hanım'ın söylediği gibi yok. Zaten ben beğenmedim ama... siz beğenirsiniz. Tam tersi evet, oluyor. Size inat... Benim eleştirdiğim şimdi... tatlıyı Hava Hanım beğeniyor. Ayşegül Hanımcığım bir saniye izin verin. Sizin damak tadınız varsa Hava Hanım da damak tadı var. Demek ki o da kendine göre yorumluyor. Diğerleri hiç topaklandığı demedi. Tam tersi yorum alsaydınız bakalım böyle savunacak mı? Yok onu da söylerdi. Niye altta kalayım ama ne var diye sorardım. Peki Hava Hanım'ın yorumu dinleyelim mi arkadaşlar sıra onda? Buyurun Hava Hanım. Muhallebinizde topaklanma falan hiçbir şey yok. Olması gerektiği gibi. Pandispanyanız da güzel kabarmış. Ben beğendim. Afiyet peki, olsun. Afiyet olsun. Evet. Haftanın dördüncü günde bu şekilde bitirdik sağ salim bir şekilde. Şimdi hazırsanız puanlamaya gidiyoruz. Yarın zaten Hava Hanım da yarışacak. Evet. Kendisi son yarışmacımız. Yarın 50.000 TL'nin sahibi belli olacak. Çok büyük şoklar yaşayacaklar. Ve ben çok merak ediyorum. Beğenip de beğenmediğini söylemek için hangi abuk sabuk cümleler kullanacaklar? Çok çok merak ediyorum. Yarın misafir nasıl ağırlanır hepsini öğreteceğim. Bakalım haftayı nasıl kapatacak? Görelim hep birlikte. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar. Nesibe Hanım, bence dilinizi değil de elinizi çalıştırın. Menünüz çok basitti. Bir hafta boyunca neredeyse bana sürekli eleştiri yaptınız ama siz de doğru bir menü çıkaramadınız karşıma. Et vardı sadece çıkarttınız. Onu da yedim zaten. Allah razı olsun pişirmişsiniz. O yüzden ben pişmese ona da yani söylerdim. Size menünüze puanım. Nesibe abla bence bugün hamar attığını gösteremedi. Çenesi kadar elde laf yapmadı. O yüzden ona puanım. 2. Nesibe'nin sade etini beğendim. Nesibe'ye puanım. 2. Nesibe Hanım etinizi çok beğendim. Tatlınızı biraz beğendim, çorbanızı biraz beğendim. Size puanım. 3. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.